Tilki ve Keçi. Çocuklar, bugün size Neri adında bir kuzunun hikayesini anlatacağım. O çok güzel ve hoştu. Herkes onu severdi. Filler, atlar, köpekler, serçeler, papağanlar, herkes onu severdi. Bir gün Neri'nin anne ve babasının bazı işler için köyün dışına çıkmaları gerekti. Ama Neri onlarla gitmek istemedi. Annesi, "Neri, sen şimdi küçüksün. Oynarken uzaklara gidersin," dedi. "Ve tilki seni götürebilir." Neri, "Anne, merak etme, bütün arkadaşlarım burada," dedi. Anne ve babasını dinlemedi. Sonra annesi arkadaşlarına ona göz kulak olmalarını söyledi. Ve Neri'ye evden tek başına çok uzaklaşmamasını söyledi. Tüm arkadaşları kendi ev işleriyle meşguldüler. Ve Neri yumuşak ve lezzetli çimen atıştırırken çok uzağa gitti. Nereye gidiyor olduğunu fark etmedi bile ve aniden bir tilki geldi. Küçük kuzunun lezzetiyle kendinden geçti. "Bugün çok fazla kuzu eti yiyeceğim," dedi. Tilki çok mutluydu. "Ama eğer onu şimdi öldürürsem tüm arkadaşları gelir. O zaman ne yaparım?" Tilki Neri ile konuşmaya başladı. Ve küçük kuzunun en iyi arkadaşı gibi davranmaya başladı ve ona dedi ki, "Çok uzağa gelmişsin, korkmuyor musun?" Ve Neri cevapladı, "Oo, evet, çok uzağa geldim, fark etmedim bile." Annem dedi ki, "Annen ne dedi?" "Annem hiçbir yere tek başına gitmememi söyledi. Çünkü tilki gelir seni akşam yemeği olarak yer," demişti. "Annen öyle mi dedi? Ama sen onu dinlemedin." "Oo, endişelenme, benim evim buraya uzak değil. Gel, benim sırtıma oturabilirsin, benim evime gidebiliriz." "Tamam." Ve Neri tilkinin sırtına oturdu ve sonra tilkinin evine doğru yürümeye başladılar. "Bak, şu benim evim. İçeri girip dinlenebilirsin, sana yemen için bir şeyler getireceğim." "Oo, aman Allah'ım, bu senin evin mi? Kirliymiş. Neden temizlemiyorsun?" "Oh, sen temizlemez misin? Şimdi sen buradasın. Sen temizleyebilir misin lütfen?" "İyi, ben temizleyeceğim. Bu arada lütfen bana yemem için bir şeyler getir. Çok acıktım," dedi Neri. Ve evi temizlemeye başladı. Temizlerken bir parça kuzu derisi buldu. Neri korktu. "Oh hayır, bu yaratık bir tilki ise ne olacak?" Annemin dediğini dinlemeliydim. Ve ağlamaya başladı. Ve aniden bir serçenin ıslığını duydu. Pencereden baktığında arkadaşı olduğunu gördü. Serçe Neri'ye, "Ağlama. Umarım şimdi biliyorsun ki o bir tilki. Şimdi sana yardım edecek bir şey yapacağız. O seni o kadar kolay öldüremeyecek. Sen eskiden yaptığın gibi onunla konuşmaya devam et. Arkadaşımız papağan herkesten yardım çağırmaya gitti." Aniden serçe konuşmayı bıraktı. Çünkü tilki geri geliyordu. Tilki döner dönmez dedi ki, "Sana çok yiyecek getirdim, bunları ye. Benim vahşi ormanda biraz işim var. Bu nedenle yakında dönerim." "Ama arkadaş, senin beni evime geri götüreceğini sandım." "Ama annenle baban evde değil. Burada birkaç gün kalabilirsin. İzin ver işimden geri geleyim, sonra akşam yemeğine karar veririz, tamam mı?" Tilki gitti ama kapıyı sıkıca kapatmıştı.
Şimdi Neri telaşlanıyordu ve ağlamaya başladı. Tek karar vermek istediği döndüğünde akşam yemeğini, ne zaman istediği, beni öldürmek istiyor. Aniden serçe ıslık çaldı. Neli'nin bütün arkadaşları buradaydı. Fil buradaydı ve kapıyı hortumuyla kırdı. Kısa zamanda Neli dışarıdaydı ve Bay At ve Bay Köpeği de duyabiliyordu. Artık eve gidebilir miyiz? Diye sordu Neli ve herkes Hayır, bu şekilde eve gidemeyiz. İlk önce bu tilkiye bir ders vermeliyiz dediler. Sonra herkes birlikte toplandı ve tilkiye bir ders vermek için bir plan yaptı. Bu planın ne olduğunu biliyor musunuz? Kuzuyu bir çatının üstüne koydular. Kedi ön kapıda duruyordu ve köpek de arka kapıda oturuyordu. Bay At kapıyı yakından koruyordu ve Bay Fil de vahşi ormanın yakınını korumaktaydı. Hava kararıyordu, herkes yerinde duruyordu ve aşağı yukarı gece yarısı tilki geri geldi. Tilki çok acıkmıştı. Neli'yi mideye indireceğini düşündü. Kapıyı açtığında çok karanlık olduğunu fark etti. Kapıda düşmek üzere olan tahta bir kütük vardı. Sonra tilki bağırdı. Neli, neden ışık yakmadın? Ama Bay Fil Neli'yi çatının tepesinde tutmuştu. Sonra Neli cevapladı. Arkadaşım ben buradayım bak. Tilkiden çok korkuyorum. Çatının tepesine kadar koştum. Korkmana gerek yok. Ben döndüm. Şimdi lütfen aşağıya gel. Neli cevapladı. Hayır. Lütfen aşağıya gel. Neden küçük bir çocuk gibi davranıyorsun? Tamam tamam. İyi oraya geleceğim. Kedi ona saldırdığında tilki çatının tepesine atlamak üzereydi. Miau, miau. Tilki korktu ve arka kapıdan gitmesi gerektiğini düşündü. Arka kapıya gitti ve kapı Bay Tipu tarafından korunuyordu. Miau, miau. Tilki her kapıda saldırıya uğruyordu. Korktu ve kapıyı açarak kaçtı. Dışarı çıkar çıkmaz Bay At da hazırdı. Tilki'ye o kadar hızlı bir tekme attı ki tilki ayağını kırdı. Acı içinde ağlıyordu ve vahşi ormana doğru koşmaya başladı. Ama vahşi orman Bay Fil tarafından korunuyordu. Tilki'yi havaya kaldırdı ve bir taşın üzerine öyle bir fırlattı ki tilki kalkamadı. Sonra Neli filin hortumuna oturdu ve herkes mutlu bir şekilde Lenny'nin evine döndü. Fil dedi ki, serçe ve papağan seni gördüğü için şanslısın. Yoksa tilkiye bir ders veremezdik. İşte çocuklar, hikayenin anlatmak istediği ders ne? Arkadaşlar her zaman kibar olmalılar ve birbirlerine yardım etmeliler.